Ekonomist Erdal Özer'e dönelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Nagihan Hanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi son durumu aktardım. Bir de sizden alalım, piyasalardaki son durum sizce nasıl? Evet, piyasalar bu hafta bayağı bir dalgalanmalı gidiyor. Hem dünya üzerinde hem de Türkiye üzerinde. Veri yoğunluğunun olduğu bir hafta ciddi derecede etkili veriler geliyor. Hem Türkiye'den hem yurt dışından gelmeye de devam edecek Cuma'ya kadar. Ama bunun dışında tabii hem gerek Avrupa Birliği, Avrupa Liderler Zirvesi olsun, gerek Amerika tarafında Powell'ın açıklamaları, Yellen'ın açıklamaları, Biden'ın devreye girmesi, Rusya konusu var, yarın OPEC Plus toplantısı var, altını çizelim, Brent petrolde çok ciddi hareketlilikler görebiliriz. Çünkü OPEC üyesi ülkelerden birisi bildiğiniz üzere Rusya ve Rusya'nın bu ülkeler arasında yer almaması için bir karar alınma ihtimali var. Sadece yarın petrol arzıyla alakalı konuşmayacaklar. Bir de Rusya konusu gündeme gelecek. Buna ek olarak Avrupa Liderler Zirvesi'nden yaptırım için anlaşma çıktı. Ama bu anlaşma tabii ki çok da netleşmiş bir şekilde değil açıkçası. Çünkü 3 tane ülke biraz muaf tutuldu. Geri kalan ülkeler için de yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde ambargo uygulanması kararı geldi. Yani Brent petrol tarafı önümüzde bayağı bir değişik gelişmeler için uygun bir ortam içerisinde her gelen açıklamada, her gelen kararda çok farklı yönlere hareket edebilir. Yakın zamanda Brent petrolü 150-160 dolarlarda da görebiliriz. Bunun dışında yine 100 dolarlara kadar gerilemiş şekilde de görebiliriz. Yarın önemli bir gün, takip edilmesini tavsiye ediyorum. Brent petrol çok önemli. Neden? Çünkü bütün ülkelerin enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde aslında enflasyonun şu dönem için en temel sebebi enerji fiyatlarındaki artış. Bunun yansımalarını hem ülkemizde görüyoruz hem de dünya genelinde gelen TÜFE ve ÜFE verilerinde de görüyoruz. Dün Euro bölgesinden tüketici fiyat endeksi geldi. %8'in üzerine çıktı. Tahminlerin üzerinde arttı. Doğal olarak enerji fiyatlarındaki artış maliyetlere yansıyor ve tüketiciye kadar geliyor. Dünya üzerinde, Amerika'da da %7'nin üzerinde bir enflasyon var. Baktığımız zaman gerçekten dünya ciddi bir enflasyon oranıyla karşılaşıyor. Yani Türkiye'den baktığımız zaman aslında biz bunu çok rahatlıkla göremiyoruz. Çünkü %7-8 yıllık enflasyon oranları aslında bizim için çok da bir anlam ifade etmiyor. Ben bu yaşıma kadar yıllık %7 enflasyon oranı Türkiye'de hiç görmedim. Gören olduğunu da zannetmiyorum. Ama Avrupa için, Amerika için gerçekten çok sarsıcı enflasyon oranları. Bakalım ilerleyen günlerde bu enerji krizinin çözümüyle ilgili bir hamle gelecek mi? Merakla bekliyoruz. Çin tarafında da gelişmeler var. Bu sabaha karşı imalat PMI'ları geldi. 50 puanın altında olsa dahi bir önceki aya göre bir yükseliş trendi var. Gevşemelerle birlikte piyasalara biraz olsun nefes aldırmış gibi gözüküyor. Şu an yatay seyrediyor diyebiliriz piyasaların geneli için. Ama bu yatay seyir piyasalardaki iyiye gidişten kaynaklı değil. Biraz daha bekleme süreciyle alakalı. Her an gelen bir açıklamayla tam terse dönebilir ya da gelen ters bir veriyle bütün her şey yine alt üst olabilir. Dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Evet, şimdi büyüme rakamlarını da konuşacağız aslında. Dün açıklandı ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sabah zamlarla uyandık. Doğalgaza, akaryakıta ve elektriğe zam geldi. Detaylarını da hemen aktarayım size. Doğalgaz fiyatları konutta %30, sanayiye %10 oranında arttı. Akaryakıt benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı yine akaryakıtta da. Elektrikte de yine sanayide %25, konutta da %15 zam yapıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bunu birkaç konuyu birbiriyle bağlayarak konuşmakta fayda var. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Asgari ücret zammına kadar gidecek bir konu bu. Ama şu değişiklik benim dikkatimi çekiyor bu dönemde. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama daha önceleri yaz aylarında indirim gelirdi. Şimdi yaz aylarında da zam gelmeye başladı. Yani aslında içinde bulunduğumuz ekonomik durumun en büyük göstergelerinden birisidir. Son 10 yıllık sürece bakın, kış aylarında zam gelirdi. Yaz aylarına girerken ciddi indirimlerle karşılaşırdık. Özellikle doğalgazda artık böyle olmuyor. Sürekli zam geliyor. Neden birkaç tane konuyla bağlamak istedim bunu? Birincisi az önceki bahsettiğim Brent petrol ile alakalı ve dünyayı saran enerji krizi ile alakalı olan kesim. Doğal olarak biz de enerji ithalatçısı olduğumuz için buradan nasibimizi alıyoruz. Burada herhangi bir
soru işareti yok. Ancak Türkiye'nin ekstradan bir de vergi ile alakalı üzerinde sorun yaşadığı bir konu var. Bir de vergisel boyut var. Neredeyse A'dan Z'ye her şeye ciddi derecede zamların gelme sebebi hem global anlamdaki kriz, hem TL'deki değer, aşırı değer kaybı, hem de her şeye gelen aşırı derecede yüklü vergiler. Türkiye'de şu anda halkın üzerinde içinde bulunduğu durum ne yazık ki içler acısı bir hale doğru gidiyor. Dün Cumhurbaşkanı da bunu açıkça ifade etti. Sefiller açlar şeklinde cümleler sarf etti ne yazık ki. Yani ekonomi yönetiminin, hükümetin, halkın bu durumunun farkında olması bence sevindirici bir gelişme. Çünkü Binali Yıldırım'ın da yaptığı bir açıklama var. Hayat zorluğunun farkındayız şeklinde ifadeler kullanıyor. Bunun farkında olmaları ilerleyen dönemde bu sürecin düzelmeye başlayacağı anlamına gelir. Yani bununla ilgili önlemler alacaklardır diye düşünüyorum. Ama bence bu zamların en önemli gerekçesi Temmuz ayında geleceğini tahmin ettiğim kulağıma gelen duyumların da etkisi var tabii ki. Asgari ücretle ilgili zam tutarı. Doğal olarak bu bütün bordrolu çalışanlara da yansıyacaktır. Ve bu gelirlerdeki artışın bir şekilde kaynağının da olması gerekecektir. Bir şekilde karşılanması gerekiyor. Yani siz asgari ücreti 5500 liraya çıkarttığınız zaman doğal olarak kamu personellerinin maaşına, emeklilerin maaşına, tüm ücretlilerin maaşına da zam yapacaksınız. Bu da doğal olarak hazine üzerindeki yükü artıracaktır. Bence bu gelen zamlar Temmuz ayında gerçekleştirileceğini tahmin ettiğim asgari ücret zamının bir sinyalidir. Hem maliyetlerin artışı hem de ilerleyen dönemde daha da artacak maliyetler öncesinde bir ön hazırlık süreci. Üzücü bir durum içerisindeyiz. Zamlar geliyor, insanların maaşına zamlar geliyor ama Aralık ayında yaşadığımız gibi gerçekten çok ciddi bir artış olarak lanse edilen asgari ücret zammının insanların henüz cebine girmeden zamlarla gittiğine şahit olduk. Alım gücünün ciddi derecede düştüğü bir süreçteyiz. Bir an evvel Türk lirasının eski gücüne kavuşması gerekiyor. En azından eski gücüne kavuşması gerekiyor. Alım gücünün artması gerekiyor. Ekonomi yönetimi şu an için elindeki fırsatı güzel değerlendiriyor. Çünkü dünya üzerinde enflasyon var. Yani bütün dünya ülkeleri enflasyonla mücadele ediyor. Son 40 yılın, 50 yılın en yüksek enflasyon oranları var şu an dünya üzerinde. Ama Türkiye'de ekonomi yönetiminin bu cümleleri kurması biraz daha siyasi söyleme kaçıyor. Şöyle bir örnek vereyim. 100 doları olan bir vatandaş, Amerikalı bir vatandaş, geçen yıl markete girdiği zaman yaptığı alışverişi şu an 107-108 dolarlar civarında bir harcamayla gerçekleştiriyor. Ben direktman size sorayım Nagihan Hanım. Geçen sene 100 liraya markete girdiğinizde aldığınız şeyleri şu an kaç liraya alırsınız? Yani bir vatandaş olarak size sorayım. En az 300-400 lira gidiyor maalesef. Evet, hepimiz yaşıyoruz bunu. Hepimizin ihtiyaçları var. Hepimiz alışveriş gerçekleştiriyoruz. Yani ekonomi yönetiminin sürekli Avrupa ya da Amerika'daki enflasyonuna vurgu yapması biraz daha siyasi söylemde kalıyor. Ne yazık ki Türkiye çok yoğun bir enflasyon ortamında büyüme geliyor ama büyüme yanında enflasyonu da getiriyor. Ben doğru büyüdüğümüzü düşünmüyorum. Yani siz büyürken yağlanarak kilo alıyorsanız bu son derece sağlıksız bir yöntemdir. Sizin kas yapınızı güçlendirmeniz gerekiyor ki büyürken sağlıklı bir insan olasınız. Devletler için de farklı bir durum söz konusu değil. Türkiye şu anda ciddi derecede obeziteye doğru gidiyor. Büyüme rakamları şişiyor. Detaya baktığımız zaman bankacılık ve sigortacılık sektöründe bir büyüme var. Yani %24 civarında bankacılık sektöründe bir büyüme var. Hane halkı harcamalarında %16 civarında bir büyüme var. TL bazında baktığımız zaman yıllıklandırılmış olarak %7.3, çeyreklik bazda baktığımız zaman 1.2'lik bir büyüme görüyoruz. Ancak dolar bazında baktığımız zaman Türkiye ciddi derecede cari fiyatlarla geriye doğru gidiyor, küçülüyor. Yani şu an Türk lirasının karşılığına bakarak büyüdüğünü zannettiğimiz ekonomimiz aslında dolar bazında ciddi derecede ne yazık ki küçülüyor. Nüfusumuz hızlı artarken, ekonomik aktivitelerin hızlı artması gereken bir dönemdeyken dolar bazında küçülüyor olmamızın, paramızın değersizliğinin TÜİK'in gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını kamuoyuyla paylaşırken ki bir fırsatı haline gelmiş oluyor ne yazık ki. Hesaplama yöntemleri ve haberleri lanse ediş yöntemleri son derece sakıncalı ve insanların aklına soru işareti getirecek şekilde dışarıda vatandaşla konuştuğumuz zaman biz bu büyümeden neden nasibimizi almıyoruz şeklinde konuşuyorlar.
Sektörlere baktığımız zaman inşaat sektörü çok ciddi derecede küçülüyor. Halkın cebine giren herhangi bir şey yok ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin büyüdüğü ifade ediliyor. Ben üzerinde çok da yorum yapılacak bir taraf ne yazık ki burada göremiyorum. Keşke daha gerçekçi veriler olsaydı, içinde bulunduğumuz durumun daha net ifade edildiği ve önlemlerin alınmaya başlandığı bir süreç olsaydı. Bir taraftan büyüyoruz ama bir taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz ama sürekli bakın amalar koymaya başladım araya. Elektrik zammı, doğalgaz zammı, sigaraya zam, alkole zam, her şeye zam ve insan sağlığı ortaya konuluyor. Ne yazık ki açıklamalarda insan sağlığıyla ilgili tütün tüketimi ve alkol tüketimiyle ilgili mücadele edildiği şeklinde lanse ediliyor zamların. Ben şunu söyleyeyim, bir ülkede zamlar yapılıyorsa bunun sebebi sağlık değil, sağlıksız ekonomi yapısıdır. Türkiye'nin şu anki ekonomi yapısı son derece sağlıksız ilerliyor. Vergilerle ayakta tutulmaya çalışıyor ama iktisata giriş dersinde daha öğretilen bir konudan bahsedeyim. Yüksek vergiler devlete kar değil zarar getirir, daha az vergi toplanmasına sebep olur, kayıt dışı ekonomiye yönlendirir. Bence bir an evvel bu yüksek vergi politikasından vazgeçilip üretim ekonomisine acil geçiş için yapısal reformların devreye sokulması gerekiyor. Ben ekonomi yönetimine buradan bu şekilde bir çağrıda bulunuyorum. Konudan konuya atlıyorum. Sizi arada hiç konuşturmuyorum ama konular gerçekten birbiriyle bağlı. Dış ticaret verileri de geldi. Tarımla ilgili büyüme verileri geldi. Baktığımız zaman tarımda küçülmüşüz. İhracat içerisinde tarımın payı neredeyse yok denecek kadar az. İmalat sektöründe şov yapıyoruz. Gerçekten çok güzel rakamlar geliyor gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman Türkiye'nin yurt dışına ihraç ettiği yüksek teknolojili hiçbir ürün neredeyse yok. İhracat içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payı sadece 3.6. Yani biz ne ihraç ediyoruz? Yurt dışına imalat sektörü içerisinde ne gönderiyoruz? Ara mamul gönderiyoruz. Yani yurt dışından bize çok ciddi derecede ithal malzeme satılmaya devam ediyor. İthalat rakamlarına baktığımız zaman Ocak-Nisan'ı baz aldığımız zaman dış ticaret açığımız %130 büyüdü. Bunu sadece enerjiyle açıklayamıyoruz ne yazık ki. Türkiye'nin ihracatı katma değerli bir şekilde büyümüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı %72'ye kadar düştü. Geçtiğimiz ay %80'in üzerindeydi bu rakam. Yani şu anda gerçekten ciddi derecede borçlanmaya, dövizimizi yurt dışına aktırmaya devam ediyoruz ne yazık ki. Umarım ki bu verilerin ekonomi yönetimi de farkındadır. Bu söylemlerimizi dikkate alırlar ve artık seçime odaklı değil de Türkiye ekonomisinin daha iyiye gitmesi yolunda, Türk halkının daha refah yaşaması yolunda çalışmalar yapmaya başlarlar diye umut ediyorum. Erdal Bey maşallah içimize su serptiniz gerçekten. Neyse ben bir soru daha soracağım, onunla devam edeyim. O da maalesef olumsuz bir gelişme. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 19.404 Türk lirasına yükseldi. Yani artık sadece asgari ücretlilere yoksul diyemeyeceğiz. Aynı zamanda mühendislerimiz, doktorlarımız bunlar da yoksulluk sınırında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bu artık Türkiye'nin bir gerçeği oldu. Türkiye'nin de nüfusun %10'luk kesiminin Türkiye'deki rakamların %90'ına sahip olduğu, geri kalan %90'lık nüfusun %10'la idare etmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Ne yazık ki doktorlar olayına en son gündemde çok fazla durdu. Tabipler Odası'nın da etkisiyle. Bunu hepimiz gördük, yaşadık, devam da ediyoruz. Her gün sosyal medyada paylaşımlar görüyoruz. Doktorlarımız yurt dışına gidiyor. Neden yurt dışına gidiyorlar? Siz yıllarca eğitim alacaksınız. Doktor unvanı alacaksınız, tıp hekimi olacaksınız ama karşılığında asgari ücretin bir tık üzerinde maaş alacaksınız ve bunun yanında insanlar tarafından saygı görmeyeceksiniz, sürekli eleştirileceksiniz, darp edileceksiniz. Doğal olarak sizin katma değerli insanlarınız da yurt dışına gitmeye başlıyor. Türkiye'nin ihracatta en başarılı olduğu konu haline geldi bu. Yani ben daha önceki yayınlardan birinde söylemiştim bununla ilgili. Biraz daha işin içine espri katmıştım. Türkiye doktorlarını bonservis karşılığında yurt dışına gönderse gerçekten ciddi gelir elde eder. Yani biz katma değerli insanlarımızı tutmuyoruz ama bir taraftan Suriye'den gelen doktorlara hastanelerde... Aynen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması var. 787 hekim, 34 diş hekimi, 1149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4000 Suriyelinin sağlık çalışanı olarak istihdam edildiğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Suriyeli göçmenlere bu şekilde imkan tanınması Türk vatandaşlarının istihdamını
ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek sizce? Tabii şimdi biz vasıflı insanların gelip Türkiye'de katma değer yaratmasını destekleriz. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani Suriye'den, yurt dışından keşke sürekli vasıflı insanlar gelse ve katma değer yaratsalar. Ancak böyle bir durum söz konusu olmuyor. Türkiye'de çok az şekilde katma değerli insan geliyor Türkiye'ye. Ve diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye'de zaten siz öğretmenlerinizi atayamıyorsunuz. Açıkta bekleyen bir sürü insan var. Doktorlarınızla ilgili ciddi sorunlarınız var. Siz bu tarafı çözmeden Türkiye içerisindeki bu sorunları ithal iş gücüyle çözmeye çalışıyorsunuz. Sadece tıpkı sanayilerdeki iş gücü gibi. Yani ucuza çalışan insanların, tarım sektöründe de Afganlar çalışıyor. Nagihan Hanım, Türkiye tarım toplumu, biz tarım toplumumuz ama tarımda Afganlar çalışıyor. Doktorlar Suriyeli olmaya başlıyor. Yani işsizlik rakamları geldiği zaman insanlar, ben yaklaşık bir yıla yakın süredir bu ekranlarda, ki daha önce de farklı kanallarda da devam ettim, İnsanlara bu verilerin nasıl okunacağını, gelen haberleri nasıl yorumlamaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Yani bakın, yayına nereden başladık? Hala ilk konu içerisindeyiz aslında. Evet. 4 tane konuyu da içine ekledik. Bu konu işsizlik rakamlarını da yanında getiriyor. Az önce sizin sorduğunuz soru Türkiye'deki işsizlik sorununun da aslında bir cevabı. Türkiye'yi doğal olarak, Türk halkını olumsuz etkiliyor. Biz reelde 74 milyonluk bir ülkeyiz ama adrese kayıtlı sisteme göre şu an 84 milyon gözüküyor. Bir de bunun kayıt dışı olan kısmı var. Yani 15 milyon civarında rahatlıkla ifade edilebilecek bir insan topluluğu Türkiye'ye geldi. Bu ülkenin neredeyse %15'lik, %20'lik bir fazlalığı anlamına gelir. Gayri safi yurt içi hasıla rakamlarından konuştuk. Buradan kişi başı milli gelire ulaşabiliyoruz biz. Şimdi biz kaça böleceğiz? Kişi başı milli gelire ulaşmak için gerçekten Türk vatandaşlarına mı böleceğiz? Yoksa Türkiye'de kayıtlı kayıtsız elini kolunu sallayarak bu ülkeye giren insanlara mı böleceğiz? Ya da turizm verileri açıklandığı zaman turistler arasında Afganlar, Suriyeliler var mı? Dünkü bir yaşanan olay Bebek Sahili'nde ne yazık ki çok üzücü, Türkiye'de olmasının acı verici olduğu bir olay ve akabinde pek çok görüntüde geldi. Devlet kanadından nasıl bir açıklama geldi? Bunlar Türk vatandaşı dendi. Biz şunu soruyoruz. Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimliği olması bunları Türk vatandaşı yapıyor mu? Bunlar doğuştan mı Türk vatandaşı, yoksa sizin yakın zamanda kimlik vererek Türk vatandaşı yaptığınız ya da konut satarak vatandaşlık verdiğiniz Türk vatandaşı mı? Bir de bunun cevabını vermelerini rica edelim. Ve gerçekten üzücü bir durumdayız. Türkiye'deki mülteci sorununa konuyu oraya bağlamak istememiştim ama ne yazık ki oraya geldi. Türkiye'de çok ciddi derecede bir mülteci sorunu geldi. İstihdamdan gayri safi hasılaya, milli gelire kadar pek çok konuda ekonomimize de, sosyal yapımıza da, yani kimyamıza ciddi derecede zarar verir bir boyuta geldi ne yazık ki. Umarım ki en kısa sürede bu kişiler güvenli bir şekilde ülkelerine dönerler ve biz de artık bu konuları konuşmayı bırakırız. Aksi takdirde gerçekten bizi sıkıntılı günlerin beklediği çok aşikar. Ortalık sürekli böyle kötü haberlerle dolaşıyor. Üzücü bir durum içerisindeyiz. Kimsenin can güvenliğinin olmadığı yerlerde yaşamasını da tabii ki istemeyiz. Ama geldiğiniz yere de saygı duyun. Kültürünüzle gelmeyin, geldiğiniz yere ayak uydurun diyoruz. Yani bizim burada istediğimiz şey bu. Ne yazık ki ama gerçekleşmiyor. Hepimiz kötü bir şekilde bu haberleri okumaya, görmeye devam ediyoruz. Evet. Bugün biraz üzücü konulardan bahsettik ama maalesef gerçekler bunlar. Teşekkür ederiz Erdal Bey. Değerli bilgileriniz ve katılımınız için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.